Aa, kapalı. Kayıt kapalı. Evet, sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor. Evet, Yaren, Esma ve Gözde, değil mi? Evet. Evet, merhaba. Hoş İyi geldiniz. akşamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Davetimizi kabul ettiğiniz Akşam için akşam üç teşekkür kişi bir araya ederiz. topladık. Evet. Rica ederim. Ne demek? Biraz geç saate organize olabildim ama kusura bakmayın. Umarım sizin için geç bir saat değildir. Yok, hayır, önemli değil. Bizim için uygun bir saatti. Tamam. Tamam. Ses kalitesi iyi değil mi? Evet, iyi. Güzel Evet. geliyor sesiniz. Duyuyorum. Okey. Tamam. Başlıyorum o zaman. Peki. Peki Yaren. Bize öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Kendimi tanıtayım tabii. İsmim Hakan, soyadım Ağır. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Aynı zamanda akademik olarak da profesörüm. Kısaca böyle. Başka neleri anlatmamı istersiniz? Kendimle Hangi ilgili. üniversitede okudunuz lise olarak da? Eğitim hayatınız kısaca. Evet, ben 67 yılı doğumluyum. Tıp fakültesini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümü uzmanlığımı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonra da bir 3-4 yıla yakın yurt dışında ilgi duyduğum alanlarda da eğitim aldım. Çok uzunca bir süre Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Profesör olarak oradan Acıbadem Üniversitesi'ne geçtim. Aynı zamanda İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çalışmaya başladım, açıldığıyla beraber. Bu yıl içinde de Acıbadem Üniversitesi'ndeki Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve akademik profesörlük kariyerime son verdim. Emekli oldum. Şimdi hala İstanbul Üniversitesi, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çalışıyorum. Bir tek orada çalışıyorum, plastik cerrah olarak. Teşekkür ederiz Yeterli cevabınız için. oldu mu? Güzel. Peki bu bölümü ve bu mesleği neden seçtiniz? Öncelikle bu mesleği neden seçtim? Bu mesleği ben seçmedim. Bu mesleği babam seçti. Benim jenerasyonumun, benim kuşağımın önemli gerçeklerinden bir tanesidir. Aile, özellikle anne baba talebi ve baskısı da diyelim. Doktorluk mesleğinin kutsallığı başta olmak üzere çekiciliği, güzelliği, her anne babanın doktor bir evlat sahibi olma isteği de diyelim belki de. Babamın ciddi bir baskısı vardı. Üniversite sınavları vardı o zaman. Ben hep mühendis olmak istedim. Fakat üniversite sınavında seçimler yapılırken tıp fakültesini de babamı kırmamak için koymuştum. Ve kazandım. İlk bir yıl benim için çok zor oldu. Ait olmadığımı düşündüğüm bir fakültedeydim. Nitekim notlarıma da çok yansıdı ama ikinci yıl sanırım tıp fakültesinin, daha doğrusu tıbbın gerçek dersleriyle karşılaşınca biraz sevmeye başladım. Öyle ki arkadaşlarım söylüyor, dönem arkadaşlarım, ikinci, üçüncü yılda değil cerrah olmayı istediğimi, plastik cerrah olmayı istediğimi bile söylemeye başlamış. Ben hatırlamıyorum ama. Dördüncü sınıfta tabii biraz daha yıllar ilerleyince cerrahiyi çok sevdim. Ve plastik cerrahiyi, baş boyun bölgesi cerrahisini çok sevdim. Ve o zaman plastik cerrah olmaya karar vermiştim. Ve onun gereği olarak da tıp fakültesini bitirdikten sonra sınavda başarılı olup plastik cerrahi eğitimimi aldım. Tabii plastik cerrahi eğitimi yeterli bir eğitim değil. Tıp ne yazık ki çok uzun bir eğitim. Çok çetrefilli, çok meşakkatli, çok zaman alıcı. Hala da öyle. Siz yaşadıkça okumayı, öğrenmeye, çalışmaya devam ediyorsunuz. Diğer mesleklerden, onu ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi sürekli güncel kalmak zorundasınız. 6 yıl tıp, 6 yıl plastik cerrahiden sonra bir yaklaşık 2-3 yılda ilgi duyduğum bu baş boyun bölgesi, yüz bölgesi,
Şu anda çok sık yaptığım çocuk bebek plastik cerrahisi alanında eğitim almak üzere yurt dışına çıktım. 2-3 yılda orada eğitimler aldım. Ve sonunda da ülkeye döndüm. Şu anda da çalışmaya devam ediyorum. Ve sevdiğim işi yapıyorum. Yani şu anda yaptığım ve ilgilendiğim ve eğitimini aldığım bir işi yapıyorum. Bu bence çok önemli. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 91 yılında tıp fakültesini bitirdim. 29 yıl olmuş değil mi? 29 yıl 30'a Evet. merdiven dayamışım. 29-30 yıldır doktorluk mesleğini yapıyorum. 97'de plastik cerrah oldum. Plastik cerrahi de işte bu durumda herhalde 6-23 yıldır da plastik cerrah olarak çalışıyorum. Bu mesleğin size ait olduğunu nasıl anladınız? Mesleğin bana ait olduğunu pek anlamadım. Aslında dediğim gibi ikinci sınıfta anatomiyi görünce, anatomi insan bedeni, insan bedenini görünce etkilendim. Daha sonra üçüncü ve dördüncü sınıfta cerrahinin sonuç getirici hamleler yaptığını fark ettim. Dahili gruplara ve diğer alanlara özgü. Hiçbir zaman hastadan, insandan uzak olmayı istemediğime karar verdim. Öyle olunca zaten temel bilimlerden uzaklaşıyorsunuz. Ayrıca hastayı hiç görmeyen bazı uzmanlık alanlarından da uzaklaşıyorsunuz. Örneğin radyoloji gibi, patoloji gibi. Bunlar çok hastayla birebir temas eden alanlar değildir. Dahili gruplar için ise çok zeki olduğumu düşünmedim. Çünkü çok kapsamlı, kompleks yapıda düşünmeyi gerektiriyor. İyi planlama yapabilmeyi gerektiriyor. Oysa cerrahide iş biraz daha basit. Sorunu görüyorsunuz, sorunu tutuyorsunuz ve sorunu siz çözüyorsunuz. Çözmek üzere bir ilaç değil, bir bıçak gerekiyor. Öyle söyleyelim sizin anlayacağınız şekilde. Bir yerde hastanın tedavisini üstleniyorsunuz. Tanrısal bir yanı var. Plastik cerrahi tabii çok daha farklı. Yeniden yaratmak, bozuk olanı düzeltmek, çirkin olanı güzelleştirmek gibi çok daha da güncelleşen, her geçen gün güncelleşen, çok gerçekten geri dönüşüm olarak hasta memnuniyetinin çok yüksek olduğu bir alan, yeni bir alan ve sürekli de ilerliyor. Örneğin yüz nakillerini plastik cerrahlar yapıyor. Bir yer koptuğu zaman onu yerine diken plastik cerrahlar. Size öyle örnek vereyim. Burnu olmayan insana burun yapılıyor. Çenesi olmayana çene yapıyoruz gibi. Bunlar beni çok etkiledi. Böyle olunca yaratıcılık, aslında ben hep mühendis olmayı istemiştim. İşin içinde sanat vardır belki ama ben görüyorum plastik cerrahi. Onun için de kendime ait hissediyorum. Başka bir alanda çalışabileceğimi zannetmiyorum. Yani doktorluk mesleği değil de plastik cerrahiyi çok seviyorum. Dünyaya yeniden gelsem plastik cerrah olur musun deseler, hayır olmam, başka şeyler yapmak isterim. Onu da söyleyeyim. Başka bir hayat şansım olsa plastik cerrahi değil, mühendislik, başka şeyler tercih ederim. Evet, güzel yanları var. İnsanlara yardım ediyorsunuz. Başka insanların hayatına dokunuyorsunuz. Bu her meslekte olan bir şey değildir. Öğretmenlerde vardır bu biraz, örnek vermek gerekirse. Başka insanın hayatını şekillendirirsiniz. Başlarsınız, sağlarsınız. O açıdan çok kutsal bir meslek. Bütün dünya için de bu gerçek. Birçok özveriyi gerektiren, çok uzun süre çalışmayı gerektiren, sabırlı olmayı gerektiren, yıpratıcı ama bir o kadar da keyifli bir meslek. Öyle olunca da zor şeyleri seviyorum. Şimdi de hastalarım da genellikle zor hastalar olduğu için de bu mesleğin bana ait olduğunu bu sebeple düşünüyorum. Bilmiyorum, soruya yanıt oldu mu? Oldu, teşekkür ederiz. Peki. Peki hangi kişilik özelliğine sahip bireyler sizce bu mesleği seçmeli? Bu çok güzel bir soru. Hep kendi aramızda da konuşuruz. Doktorluk mesleğinin bugün için geldiği noktaya bakıldığı zaman gerçekten maddiyatın çok geçerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu mesleği para için seçmemek lazım. Para için seçilecek bir meslek değil. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim. Para kazanmak için başka meslekler belki
daha geçerli. Daha az okursunuz. Bir mühendislikte, diğer sosyal bilimlerde o istediğiniz paraya ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu işi seçen insanların her şeyden önce fizik ve mental olarak, ruhsal olarak karşılaşacağı zorluklara ve karşılaşacağı zor hastalara ve zor insanlara dayanıklı, sabırlı, hoşgörülü, altyapısı tamam insanlar olması lazım, güçlü insanlar olması lazım, yardım etmeyi seven insanlar olması lazım, karşılık beklemeden yardım eden insanlar olması lazım. Din, dil, ırk, birçok insan özelliğini, her şeyi geri plana katarak insana insan olduğu için yardım etmeyi seven insanlar olması lazım. Parayı ikinci plana atabiliyor olması lazım. Bu tür insanların seçmesi lazım. Ayrıca yaptığı işin değerini, kıymetini bilip ona göre çalışmaya devam eden, işini daha iyi yapmak isteyen insanların yapması lazım. Aldığı temel bilgilerle sınırlı kalmayıp kendisini güncelleştiren, tedavi ettiği hastalara, insanlara daha iyisini getirmek için azmeden çalışan insanların bu işi yapması lazım. Tüm meslek gruplarında olduğu gibi bizim meslek grubumuzda da herkes eşit ve aynı seviyede değil. Ama asgaride bunda anlaşmak lazım. İnsanı seven, insana yardım etmeyi seven insanların bu işi yapması lazım. Ve beklenti olarak da meslek insanın sonuç olarak hayatını kazandığı bir şey. Evinize ekmek ve para götürdüğünüz bir iş. Günün sonunda para kazanmak için yapıyorsunuz. Ama bunu yaparken de keyif almanız, mutlu olmanız lazım. Ben öyle düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mesleğinin size kattıkları neler? Mesleğimi bana kattıkları, bu çok güzel bir soru, zor da bir soru aslında. Her şeyden önce okuma alışkanlığı diyelim. Tıp zor bir eğitim, sürekli okumanız gerekiyor. Lise çağlarında bu kadar çok okuyan bir insan değildim ama tıp fakültesiyle beraber okuma alışkanlığım gelişti diyebilirim. Hızlı düşünebilme yeteneğimi geliştirdi diyebilirim. Soğukkanlı cerrahlar için özellikle çok geçerli bu. Zor anlarda, kriz anlarında soğukkanlı kalabilme ve doğru kararı verebilme yeteneğimi geliştirdi diyebilirim. Bu günlük sosyal hayatınıza da yansıyor. Her zaman olmasa da yansıyor. Başka disiplinli olmayı kattı diye düşünüyorum. Çünkü özellikle biz cerrahların kendilerine çok iyi bakmaları gerekiyor. Cerrahi bir yaşam tarzı. Diğer tıp alanlarından farklı olarak gerçekten öyle. Gecesi gündüzü yok. Ameliyatlarınız çok uzun. İnsani ihtiyaçlarınızı bile karşılamak söz konusu değil. Uzunca süren ameliyatlarda çok ciddi fizik ve mental olarak talepkar bir alan. Bunları bana kattığını düşünüyorum. Bu zaman içerisinde kendinizde geliştirdiğiniz şeyler oluyor. Özetle böyle, evet. Bunları kattı bana. Peki mesleğinizin sevmediğiniz yanları var mı? Mesleğimin sevmediğim yanları tabii ki var. Olmaz olur mu? Mesleğimin sevmediği yanları bir kere gerçekten birincisi yıpratıcı olması, sürekli okumak zorunda kalmanız, okumak istememeniz halde eskiyorsunuz çünkü güncel kalamadığınız zaman okumak zorundasınız, çalışmak zorundasınız. Sürekli toplantılara katılmak zorundasınız. İnsanlar dünyayı gezerken, başka şeylerle meşgul olurken siz mesleki nedenlerle bunu yapmak zorundasınız. Hobi edinmek, başka şeylerle meşgul olmak çok kolay olmuyor. Meslek size bazen buna izin vermiyor. Diğer yandan mesleğimin sevmediği yanım denilebilir mi bilmiyorum ama insanlarla uğraşmak çok kolay değil. Gerçekten siz büyük bir özveriyle çalışıp belli bir noktaya gelmişsiniz ve bir insana yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama karşı taraftaki insanın sizi sıradan bir meslek sahibi olarak görmesi bazen kırıcı olabiliyor. Gelinen noktanın bir cerrahın veya bir doktorun geldiği noktaya gelmesinin çok zaman aldığı, çok büyük emek, zaman, enerji, hatta para gerektirdiği düşünülecek olursa toplumdaki saygınlığının biraz azalmış olması, sıradan bir meslekmiş gibi görülmesi, işte güncel olarak
şiddet uygulanması, işlerin en ufak gittiği anda birden günah keçisi haline gelmeniz, size fiziken öldürmeye kadar varacak zarar verilmeye çalışılması gibi noktalar, sevmediğim yanları, bunlara maruz kalıyor olmak çok hoş değil. Aksi takdirde sevmediğim bir yanı yok. Teşekkür ederiz cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Biz gençlere verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Siz gençlere verebileceğim tavsiye aslında biraz önceki verdiğim yanıtların hemen hemen hepsinde saklı. Şöyle söylemek lazım, ben bir meslek alanından temsilci olarak burada konuşuyorsam, eğer meslek seçimi üzerine tavsiyelerim olabilir. Hep denilir ki hayallerinizin peşinden koşun. Yok, hayallerinizin peşinden koşmanız biraz tehlikeli olabilir. Çünkü hayal kurmak bazen güzeldir ama hayallerinizin de biraz ironiktir, gerçekçi olması lazım. Çünkü bir meslek beraberinde paraya ihtiyacınız var. Bir aileniz olacak ve ona göre hareket edeceksiniz. Her şeyden önce kendinize göre bir yaşam çizmeniz gerekiyor. Kendi karakterinize, kendi fiziksel özelliklerinize, zayıf yanlarınıza ve güçlü yanlarınızı iyi değerlendirerek bir meslek sahibi olmak gerekiyor. Seçiminizi buna göre yapmak gerekiyor. Evet, toplumda çok hepimizin üzerinde ciddi bir baskı var. Mutlaka iyi bir meslek sahibi olmak, bir yerde okumak. Buna kesinlikle katılıyorum. Ben her gencin liseyi bitirdikten sonra üniversite okuması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite hayatının, 4 yıllık üniversite hayatının genç nesillerin kişiliklerinin gelişmesinde çok önemli bir 4 yıl olduğunu düşünüyorum. Sadece mesleki anlamda değil, sosyal anlamda, bireyselleşme anlamında, dünyayı nasıl gördüğünüz anlamında o 4 yıl, üniversite yılları çok önemli oluyor. Tabii sonunda bir meslek sahibi oluyorsunuz. Mesleğinizi seçerken bende olduğu gibi ailelerinizden çok etkilenmeyin. Kendi seçimlerinizi yapın ama mutlaka ailelerinizle paylaşın, arkadaşlarınızla paylaşın. Tek başınıza da karar vermeyin. Deneyimli insanları dinleyin. Onları dinlerken ile de uymak zorunda değilsiniz ama dinleyin. Aklınızın bir köşesine not alın. Çevrenizdeki büyük insanlardan örnek alın. Çünkü bir meslek seçiminde bulunacağınızda Türkiye'de yapacaksınız. Bulunduğunuz coğrafyanın ve ülkenin şartlarına göre seçim yapmanızı tercih ederim, tavsiye ederim. Ülke gerçeklerine göre, kendi hayat gerçeklerinize göre, kendi öz kimliğinize göre seçimler yapmanızı tavsiye ederim. İstediğiniz seçimi yaptığınız takdirde bu yaptığınız seçimin nerede olduğu çok önemli değildir. A üniversitesi olur, B şehri olur. Önemli olan o alanda başarılı olmayı istemektir. Bu da bir birikim gerektirir. 4 yıllık üniversite bir başlangıçtır. Bu birikimin üzerine koyarsanız yaptığınız işi severek nereden mezun olduğunuzun çok önemi kalmaz. Ve mesleğinizi mutlaka daha da ileriye taşırsınız. Mesleğinizi ileriye taşıdığınız zaman da hem para kazanmış olursunuz hem de yaşantı olarak büyük mutluluk duyarsınız. Hayatınızda da mutlu olmanızın şifreleri biraz burada gizli diye düşünüyorum. Çok güzel, aydınlatıcı bir cevaptı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Peki, şu anda çok zor bir dönemden geçiyoruz koronavirüsüyle ilgili. Siz bu dönemlerde neler yaşadınız? Evet, çok zor bir dönem gerçekten. Korona dediğimiz virüs veya COVID-19 diye adlandırılan virüs yeni bir virüs değil. Bu virüs zaten vardı. Sadece yeni bir hali dünya için gerçekten problem oldu. Tıpkı bundan önce domuz virüsü, kuş gribi gibi, hatta AIDS gibi çok ciddi sağlık sorunu haline geldi. Çok da uzak bir geçmişte değil. Yine grip virüsünden yine milyonlarca insan Avrupa'da öldü. Bu virüsün de veya başka bir benzer virüsün de nasıl ortaya çıktığı ve dünyaya nasıl yayıldığını bilim bir gün söyleyecek.
Bunun altında herhangi bir komplo teorisi ben aramıyorum. Ben bilim insanıyım. Bilim olarak düşünürüm. Herhangi bir ülkeyi, herhangi bir şeyi işte başımıza bunu sardılar gibi ben düşünmüyorum. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Şiddetle de karşı çıkıyorum. Bir bilim insanının söylemesi gereken şey zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe, tıp ne yazık ki böyle. Tıpta bir şeyi anlayabilmeniz için yıllara ihtiyacınız var. Hemen her şeyi anlamanız çok kolay değil. Şu anda kargaşanın ortalarında veya sonlarına doğruyuz. Bilimin gerekli cevapları bulabilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Tıp böyledir. Ve zaman içerisinde bilim, akıl bütün herkesin kafasındaki sorulara yanıt verecektir bu virüsle ilgili. Tıpkı şu anda aşı olarak cevap verdiği gibi. Şu anda daha az insan ölsün. Bizim hayatımızı bu kadar olumsuz etkilemiş bu virüsün çözümü nedir diye uğraşmaya odaklanmak gerekiyor. Korunmak gerekiyor ve korumak gerekiyor. Kısa süre sonra geçecek diye düşünüyorum. Evet, hepimizin hayatını perişan etti. Bütün dünyanın hayatını perişan etti. Ama bu bir gerçek. Gerçekleri karşılarken çok isyan eden bir insan yapısına sahip değilim ben. Başıma bile gelse isyan etmem. Çünkü ben bir tıp doktoruyum, tıp bilim insanıyım. Başımıza gelebilir. Bu bir virüs olabilir, bu bir kanser olabilir, başka bir şey de olabilir. Önemli olan bütün insanlığın ortak olarak karşı karşıya kaldığı bu durumda dik durabilmek, güçlü durabilmek, işinize işinize devam edebilmek, aile hayatınızı koruyabilmek, her şeyden önce ruhsal yapınızı olabildiğince koruyabilmek, akıl yapınızı koruyabilmek, şartların zorladığı durumlara adapte olarak gelişiminizi engellemesine en az düzeyde izin vererek, sizin için konuşuyorum örneğin, online eğitim vesaire, bunda bile yapılabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmak, bunu bir mazeret olarak görmemek gerekiyor. Bir süre sonra bunlar bitecek. Hepimiz bunları geçmişte bırakacağız. Tabii kalıcı izleri de olacak. Kişiliklerimizde, yaşantılarımızda, eğitimlerimizde. Ama unutmayalım, dünyada herkes etkilendi. Sadece biz değil. Önemli olan bizde yarattığı etkileri en aza indirgemek. Burada tabii siz gençlere çok büyük zorluklar düşüyor. Eve hapsoldunuz, okullarınızdan ayrı kaldınız. Birebir yüz yüze eğitimden uzaksınız. Bunlar eğitim biliminin zaten kabul ettiği şeyler değil ama dünya bunu kucağında buldu. Ve şimdi bunun üzerine yine eğitim bilimi, eğitim bu durumda ne kadar olabilir diye araştırıp bu online ki teknoloji sayesinde eğitimi sürdürmeye çalışıyor. Siz gençlerin de bu durumdan etkilenmemesi mümkün değil ama günün birinde hepsi geçecek ve ben herkes gibi siz de etkilendiyseniz eğer bu açığın günün birinde kapatılacağını düşünüyorum. Mutlaka kapatılacak bu açıklar. Ve hepimiz kaldığımız yerden yaşantımıza geri dönecek. Pozitif bakmak lazım. Umutlu bakmak lazım. Komple teorileriyle başkalarına beddualar etmemek lazım. Bir taşın altında bir şey aramamak lazım. Ben aramıyorum. Bilim söyleyecek çünkü. Bilim söylediği zaman tabii ki bilimsel olduğu sürece de inanacağım. Ama politik, sosyopolitik yorumların doğru olmadığını düşünüyorum. Cevabınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Peki bize son olarak en zorlandığınız vakadan bahsedebilir misiniz? Bir tane değil ki. 27 yıllık plastik cerrahi veya 23 yıl diyelim pardon. Plastik cerrahi yaşantımda zorlandığım çok vaka oldu. Çok hasta oldu, çok ameliyat oldu. Karar vermekte zorluk çektiğim çok hasta oldu. Bunları bir hastaya indirgemek çok zor. Ama şöyle gruplandırabiliriz. Bir, cerrah olarak diğer doktorlardan farklı olarak bir hastayı ameliyat edip edemeyeceğinize, bir hastanın ameliyat edilip edilemeyeceğine karar verme noktasında ya hastayı hastalığıyla baş başa bırakıyorsunuz ya da ona şifa olacaksınız ameliyat zorundayım. Özellikle çok ilerlemiş kanser hastalarında büyük bir çoğunluğunda ameliyatına karar veriyorum. Onun için de zaten zor ameliyatları seven bir cerrahım. Eğer ben de ameliyat edilemez dedimse bir başkasının ameliyat edilir demesini çok duymak istemiyorum. Duymadım da bugüne kadar. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü bir insana yardımcı olmam lazım.
Zorlandığım ameliyatlar, tabii ki hepimiz en iyi sonucu elde etmek istiyoruz. Ameliyatın sonunda hasta mutlu olsun, yakınları mutlu olsun istiyoruz. Ancak ne kadar kendimizi Tanrı gibi hissetsek de ameliyat sırasında biz cerrahlar, elimiz Tanrı'nın elleri değil ve doğum sırasında ve doğum sonrasında ortaya çıkan o güzelliği bizim yaratabilmemiz çok mümkün değil her zaman için. Sonuçlarımız biraz istenilen düzeyde olmayabiliyor. Ben ailelere bazen o örneği veriyorum. Dart oyununda olduğu gibi veya ok atıyorsanız her zaman 12'den vurmak zorunda değilsiniz. 12'yi vurmayabilirsiniz. 11 ile de mutlu olabilmelisiniz. Fark yaratabilmelisiniz. Zorlandığım vakalar genellikle çok hayati anlamda zorlukları olan bebekler veya kanser hastaları oluyor. Zorlandığım hastalar hasta ve hasta yakınları beklentisinin çok yüksek olduğu hastalar oluyor. Bu grup hastalarda zorlanıyorum. Özellikle ben bebek hastalarla uğraşıyorum. Bebekler gerçekten her biri zaten anatomi ve fizyolojileriyle farklı oldukları için zorluk gösteriyorlar. Onların üzerinde ameliyat yapmak, yetişkinlerin üzerinde ameliyat yapmaya benzemiyor. Dolayısıyla her gün zorluk çekiyorum ama bazı bebeklerde evet doğru daha zorluk çekiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sorularımızı cevapladığınız için size çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için. Kandili Kız Anadolu Lisesi adına da teşekkür ederiz. Hepimizi bilgilendirdiğiniz için merak edilen sorular konusunda. Ben de çok teşekkür ederim. Bütün söz konusu liseye Kandilli dedin değil mi? Evet. Kandilli Anadolu Lisesi'nin tüm öğrencilerine bilmiyorum bu videoyu izleyecekler mi veya bu videodan ne çıkaracaksınız? Hepsine selamlar söylüyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrardan teşekkür ederiz ve iyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.